Hava karardı, sınır hattında hareketlilik arttı. Hatay Hassa'da konuşlanan çok namlulu roket atarlar Rajo bölgesini ateş altına aldı. Atak helikopterleri de Cinderes'ini bombaladı. Teröristlerin mevzileri yerle bir edildi. İki koldan yürütülen bombardıman sonuç verdi. Gün aydınlandığında Cinderes'inde 2, Rajo'da 1 köy daha alınmıştı. Silahlı kuvvetler ve Özgür Suriye ordusu Rajo'nun girişine ulaştı. İmha edilen yerler arasında PYD'nin işgali altındaki bir petrol rafinerisi de vardı. Yerle bir edilen rafineriden yükselen duman gökyüzünü sardı. Kilis'te ise bombardıman Darmıkdağ bölgesinde yoğunlaştı. Sınıra yakın terör mevzileri yine kara destek vasıtaları obüslerle vuruldu. İHA'lar görev başında 7/24 görüntü alıyorlar. Bilgiler doğrultusunda operasyonlar gerçekleşiyor. PYD'nin cephanelik ve sığınakları topçu atışlarıyla vuruldu. 36. günün geride kaldığı harekatta 103 nokta teröristlerden temizlendi. Öldürülen PYD'li sayısı 1931'e ulaştı. Haberin içinde olmayan ve eklenmesi gerekenler de var tabii ki. Günün raporunu bir de Kerim Ulak'tan dinleyeceğiz. Kerim, tam olarak nerelere dikkat çekmemiz lazım? 36. günle ilgili olarak yerleşim birimlerine yaklaşıldı. Bunun dışında neler var? En önemli noktalar tabii ki Salih Naiman, Raju ve Cinderes'i ki az önce yaklaşık bir saat önce Gaziantep'e gelen polis özel harekat ve jandarma özel harekatlarımızı kurban keserek Raju ve Cinderes'e uğurladık. Bir saat önce itibariyle askerlerimiz ve polislerimiz konvoy halinde yola çıktılar ve meskun mahal çatışmaları Raju ve Cinderes'te şu an itibariyle başladı diyebiliriz ki biliyorsunuz Raju ve Cinderes'e giden bütün köyler tamamen terör örgütünden temizlenmişti. Şu son dakika bilgisini de paylaşmak istiyorum. Raju'da az önce Domilya köyü de tamamen terör örgütünden temizlendi ve 104. nokta olarak kayıtlara geçmiş oldu. Tabii Raju oldukça önemli demiştik. Bu arada Raju bölgesinde sivillerin tahliyesi için Cinderes'inde de keza aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri havadan bildiriler atıyor. Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak bu bildirilerle sivillerin ilçe beldeleri terk etmeleri isteniyor. Çünkü uluslararası hukuk çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri hareket ediyor ve sivillerin tahliyesi için bölgeye önem veriyor. Tabii sivillerin tahliyesi diyoruz ancak terör örgütü PKK yine bölgedeki sivilleri hedef alıyor. Bugün Cinderes'te bir köyde 4 vatandaşın üzerine bu bir tuzakları yerleştirdi terör örgütü. Gerçekten gözü dönmüş terör örgütü. Sivilleri şu an adeta askerlerimize karşı kullanıyor ve canlarını hiçe sayıyor. Onu özellikle belirtelim. Tabii öldürülen terörist sayısı da sürekli artıyor. Cumhurbaşkanımızın akşam saatlerinde belirttiği rakam 1951. Sayı sürekli artıyor. Ayrıca sınırımızda şu ana kadar 155 kilometrelik sınırımızın 140 kilometresinin temizlendiğini, sadece Afrin'in kuzeyinde hemen bulunduğumuz nokta Hassa'nın karşısındaki 7 köy toplamda 7 kilometre. Yine Hatay'ın karşısında Reyhanlı Kırıkkanatlı'nın karşısındaki Şeyh Hadid'de de toplamda 8 kilometre olmak üzere toplamda 15 kilometrelik bir hattın kaldığını, o hatların da birleşmesiyle, o ceplerin de birleşmesiyle sınır hattının tamamen hilalin tamamlanacağını çok net bir şekilde belirtelim ki Cinderes'i ve Raju çok çok kritik kilit noktalar. O kilit iki beldenin de alınmasıyla birlikte ki Afrin yolu tamamen açılmış olacak. Tabii sınırımızda 155 kilometrenin 140 kilometresi kaldı dedik. Bu noktalarda şu an fırtına obüslerimiz, çok damlı roket atarlarımız ve gün boyu F-16'larımız, F-4'lerimiz ve silahlı İHA'larımızın havada uçtuklarını ve belirlenen hedefleri vurduğunu çok net bir şekilde gözlemledik. F-16'larımız, F-4'lerimiz vurmaya devam ediyor. Ve sınır hattında dediğim gibi meskun mahal çatışmaları da bugün itibariyle başlıyor. Askerlerimizi az önce uğurladık diyelim ve sözü tekrar Salih Ayman'a bırakalım.